Herkese merhaba. Arkadaşlar, Konya'nın meşhur topçasını yapıyoruz. İçerisinde et, bulgur, baharatlar ve soğan var. Sevdiğiniz baharatları koyabilirsiniz. Şimdi orijinal bir şekilde topçayı nasıl yapıyoruz? Devam edelim. Bir çekiç yardımıyla etimizi inceltiyoruz. Aynı zamanda bulgurla et birbirine işliyor. Orijinal bir topça yapacağız. Evet. Bazı yörelerde sulu köfte de denir. Sulu köfte daha küçük ebatlı oluyor. Gerçi içerik olarak aynı hemen hemen malzemeleri falan ama İri bulgur. bizimkisi daha Bildiğimiz iri bulgur kendi kullandık. kaynattığımız Bulgur. buğdaydan ara sıra böyle bir topluyoruz. Döve döve topça yapıyoruz. Etle bulgur özleşene kadar dövüyoruz. Ki henüz özleşme olmamış. Vur çekiç de şöyle vur bakalım belki böyle daha şey olur. Vur ana vur. Apartmanda yapmayın bunu tabii. Kovalarlar vallahi buradan. Evde yokuz. Kolay gelsin. Sağ ol, Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Evet, topçamız kıvamını aldı. Şimdi top top yapıp şekillendiriyoruz. Bunun lezzeti arkadaşlar hiçbir şeye benzemiyormuş. Biz de o yüzden bu kadar zahmete katlanıp yapıyoruz. Evet, topçamızı arkadaşlar bu şekilde oyuşturup şekillendirip yaptık. Şimdi yemeğimizin diğer kısmıyla birleştirmeye geldi sıra. Evet, haşlamış olduğumuz kemikli etli suyumuzun içerisine köftelerimizi koyuyoruz. Köfteler pişince yemeğimiz hazır. Evet arkadaşlar,
Yemeğimiz pişti. Hem lezzeti hem de görüntüsüyle iştah açıcı. Çok güzel bir yemek oldu. Size yakından da göstereyim. Konya'nın yöresel topça yemeği budur. Yapıp da yiyenlere afiyet olsun. Kanalıma destek için abone olmayı ve videoyu sevdiğiniz arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın lütfen. Başka güzel bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Evet, tadımını. Tadımını ben yapacağım. Evet, tadımımızı Karya Hanım yapıyor. İstersen köftelerinden yapalım önce tadımımızı. Köfteleri de ben bunu ilk başta gerçekten köfte zannetmiştim. Et diye düşünmemiştim. Tadı çok güzel. Tadı aynı köfte tadı. Değil mi? Bulgurlu şahane bir yemek. Evet. Ben çok sevdim. Peki. Afiyet olsun Simoş'cum. Takip etmeyi unutmayınız. Sizleri çok seviyoruz. Ben bu yemeğe doyamam. Afiyet olsun.